Trakya Kent Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu, Kırklareli ile Demirköy ilçesi İnağlı Caddesi'nde yapılması planlanan nükleer enerji santrali gündemiyle 23.10.2015 günü, Cuma günü, Edirne Uzunköprü ilçesinde toplanmıştır. Nükleer enerji santralleri ile ilgili genel bilgilerin yanında sahip olduğu doğal güzellikler ve canlı yaşam çeşitliliği açısından İnağlı özelinde konu tüm ayrıntılarıyla tartışılmıştır. Önce bölgemizin toplam olarak ise ülkemizin sahip olduğu doğal, kültürel ve sosyal mirasını yok edebilecek bir tehdit olarak algıladığımız bu projenin bölgemiz çıkarlarına olduğu gibi ülkemiz çıkarlarına hizmet etmediğini düşünüyorum. Bilimsel verilere göre 20 yılda ancak tamamlanabilecek olan ülkemiz, dolayısıyla biz yurttaşlar borçlandırılarak verilecek kredilerle inşa edilip üretilen enerjiyi bize yine parayla satacak olan İdari ya da teknik hiçbir personelini ülkemiz çocuklarından istihdam etmeyen, denize boşalttığı zehirli su ile bacasından çıkan radyasyon yüklü gazlar ile toprağımıza gömülerek sularımızı zehirleyecek radyoaktif atıkları ile insanlarımızı ve tüm canlı yaşamını yok edebilecek potansiyeline sahip bu projeye bölgemizin ve ülkemizin ihtiyacı olmadığını sahip olduğumuz temiz ve yenilenebilir enerji potansiyelinin %40'ının kullanılmadığı, üretmekte olduğumuz elektriğin ise %15'inin kaçak ve amacı dışında kullanıldığı bir yapı önümüzde duruyor. Tam bu noktada Türkiye'nin yıllık ihtiyacının ancak %5'ini karşılayacak nükleer santral gayret geçtiğini ve bu konudaki ısrarlı tutumu anlamakta güçlük çekiyoruz. Yalnız İnağlı'yı değil, Mersin Akkuyu, Sinop Gerze nükleer santrallerini de anlamıyoruz. Çünkü biliyoruz ki nükleer teknolojisine sahip ileri ülkeler bile nükleer reaktörlerini birer birer kapatmakta yerine yenilenebilir enerjiyi ikame etmekteler. Sınırlarımızdan kilometrelerce uzakta olan Ukrayna'daki Çernobil nükleer santrali patlamasının sonuçlarını, kanserden ölümlerin tavan yaptığı bir süreci tüm Trakya'da ve Karadeniz bölgemizde yaşadık, yaşıyoruz. Hal böyleyken havamızı ve suyumuzu, ormanlarımızı ve birinci sınıf tarım topraklarımızı zehirleyecek bu girişime izin vermeyeceğimiz bilinmelidir. Danıştay'da dahi çeşitli derece yargı merci kararları ile bölgemize yönelik bilimsel gerçeklikler ortadayken 11 şiddetinde depreme dayanıklı inşa edilmiş olan Japonya'daki Fukushima nükleer felaketinin yarattığı sonuçlar daha tazeyken nükleer baronlarına son sözümüz şudur. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı, denizlerimizi, yaşamlarımızı ve yaşam alanlarımızı sonuna kadar savunacağız. Taş ocaklarıyla, kil ocaklarıyla, termik santrallerle, madenlerle talan ettikleri yetmiyormuş gibi bir de nükleer tehdidi ile dağlarımızın, ormanlarımızın, yokozumuzun, bugünümüzün olduğu kadar gelecek uçaklarımızın yok olmasına veya kanserle boğuşmasına karşı hukuki zeminde ve tüm meşru mücadele argümanlarını kullanarak karşı duracağımızı buradan yüksek sesle haykırıyoruz. Tüm canlıların yaşama hakkı vardır. İnsanca ve sağlıklı yaşama hakkı ise en temel insan hakkıdır. İnsan yaşamından daha önemli, daha değerli hiçbir şey olamaz. O zaman haydi hep beraber. Nükleere hayır. Sevgili basın emekçisi arkadaşlarım, değerli dostlarım, basın açıklamamız burada sona ermiştir. Konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular var ise şu anda konuya son derece vakıf, konuyu son derece iyi bilen, tüm ayrıntıları iyi bilen arkadaşlarımız yanımızdadır. Onlarla birlikte sorabileceğiniz, sormayı düşündüğünüz sorular varsa bunlara cevap vermeyeceğiz. Ayrıyetten önümüzdeki hafta bayramdan sonra bunu da bilgi olarak not alabilirsiniz. Bayramdan sonra saat 4'ünde 4 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde Kırklareli Kent Konseyi'nin bileşeni olan tüm siyasal partileri, emek örgütlerini, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, bütün dernekleri konuyla ilgili bilgilendirme arasında
saat 5'i çeyrek geçe, 5'i çeyrek geçe bu toplantı yapılacak. Ayrıca bundan sonra yapacağımız etkinlikler bir eylem planı dahilinde elimizde mevcuttur. Ama son olarak, sonuç olarak 15'inde, 15 Kasım Pazar günü İğneada'da tüm Trakya'nın katılacağı, tüm Trakya'daki belediyelerin ve belediye başkanlarının desteklediği ve tüm Trakya'daki emek örgütlerinin, demokratik bütçe örgütlerinin, derneklerin konuya duyarlı tüm kuruluşların desteğiyle 15 Kasım'da İğneada'da genel bir eylemimiz, kitlesel bir eylemimiz olacak. Bu da size haber olarak sunulmuş olsun burada. Başka bir eksiğim var mı? Başka? İnanındaki toplantıya tüm belediyeler misiniz? AK Partililer de katılacak mı AK Parti belediye? Valla AK Partili belediye başkanları... Tüm belediye gibi işte. Yani tüm derken şöyle gelip olduk değil. Tümünü çağıracağız. Çünkü meselenin partiler üstü olduğuna inanıyoruz. Siyaset üstü dersek biraz yanlış olur. Çünkü nükleer santral ne kadar siyasete alınmış bir karar ise nükleer santrala karşı duruş da o anlamda siyasi demeyeyim ama o siyaseten var olan yapıya karşı bir duruştur. Bu anlamda partiler üstü demekte yarar var. Çünkü nükleer santralın tehdidi yalnızca A partisine, B partisine, C partisine değil, nükleer santral tüm Trakya'daki, hatta tüm Türkiye'deki, hatta daha da genişletirsek komşu ülkeleri de tehdit eden bir yapıdır. Bu anlamda kimin kim olduğuna, hangi siyasi partiden olduğuna çok da önem vermiyoruz. Tüm siyasal partileri bu toplantımıza çağıracağız. Tüm siyasal partileri İğneada'daki etkinliğimize davet edeceğiz. Katılıp katılmamak onların keyfiyetindedir. Yalnız şu da bir gerçek, bunu üzüntüyle karşılıyoruz bu anlamda. Kırklareli Belediyesi'nin, Kırklareli Belediye Başkanı'nın çağrısıyla tüm Trakya'da var olan büyükşehir, ilçe, belde belediye başkanları bir toplantı yapmıştı. Üzüntüyle gözlemledik ki AKP'li belediye başkanları bu toplantıya gelmediler, davet etmediler. Bunu üzüntüyle karşılıyoruz. Biz her ne kadar partiler üstü desek de demek ki bir yerlerden bunlar bu arkadaşlarımız katılmamalar noktasında bir direktif aldılar diye düşünüyoruz. Başka sormak istediğiniz? Başkanım, bu şehirde bu termik santrale AK Partililer de bir zarar görecekse onlar da görecek. Tüm insanlar. Yani AK Parti'ye destek veren insanlar da görecek. Evet. Sonuç itibariyle bu konu bütün kıtlarını ilgilendiren bir konu. Bütün Trakya'yı, bütün ülkeyi ilgilendiriyor. Bütün Balkanları ilgilendiriyor. Bakın basına çıkmamızda şuna söyledik. Biz yalnızca Trakya'daki İğneada nükleer santralının yapılmasına karşı değiliz. Biz tüm Türkiye'de Mersin nükleer akkuyu, Mersin akkuyu nükleer santralı, Sinop Gerze nükleer santralına da karşıyız. Çünkü tekrar ediyorum, basın metninizde de anlattım. Bir nükleer santral Türkiye'nin enerji ihtiyacının %5'ini karşılama gücüne sahip. Üç nükleer santral %15'ini karşılayabilir ancak toplam olarak. Ancak Türkiye'de üretilmekte olan elektrik enerjisinin %15'i kaçak veya amacı dışında kullanılmakta zaten. Eğer kaçakları önlesek, kaçak kullanımı önlesek nükleer santrala ihtiyacımız kalmayacak. Bu bir. İkincisi, temiz enerji, yenilenebilir enerji dediğimiz güneş enerjisi de dahil olmak üzere enerji kaynaklarımız var. Bu enerji kaynaklarımızın Türkiye'nin sahip olduğu enerji kaynaklarının, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının %40'ı hala kullanılmıyor. %40'ı hala kullanılmaz iken, %15'i de ürettiğimiz enerjinin de %15'i kaçak olarak kullanılırken bu nükleer enerji gayret geçtiğini anlamıyoruz biz. Neden? Neden? Yani burada bir rant mı var? Burada bir paylaşım mı var? Burada ne var ki ille de nükleer diyoruz? Nükleerin tehdit olduğu, nükleerin tüm canlı yaşamını, yalnızca insanların değil, tüm canlıların, dünyada yaşayan tüm canlıların yaşamını tehdit ettiğini biliyoruz. Ve bu tehdit yalnız biz değil, dünyadaki nükleer teknolojisine sahip ileri ülkeler biliyor ve nükleer santrallarını bir bir kapatıyorlar. Onlar kapatırken onların kapattıkları eski teknolojiye sahip nükleer santralları biz niye Türkiye'de kurmaya çalışıyoruz? Bunu anlamakta da zor. Acaba
Atatürk Kültür Merkezi'nde yapacağımız toplantıda hem bilimsel, hem hukuki, hem de canlı yaşamın insan sağlığı açısından tümüyle, tüm yönleriyle irdeleyeceğiz, konuşacağız. Bu anlamda Kırklareli'nde örgütlü bulunan, teşkilatlarını kurmuş olan ve Kırklareli Kent Konseyi bileşeni olan bütün siyasal partileri ki Adalet ve Kalkınma Partisi de bu kent konseyinin bir öznesidir, bileşenidir. Tüm siyasal partileri, tüm sendikaları, tüm demokratik örgütlerini, tüm meslek örgütlerini, tüm dernekleri bu toplantıya çağıracağız. Konuyla ilgili geniş, bilimsel ve hukuki bir bilgilendirme süreci yaşayacağız 4 Kasım'da. 17.45 saat 17.45'te yani 6'ya çeyrek kala 4 Kasım'da bu toplantımız Atatürk Üniversitesi'nde yapacağız. Ayrıca tüm konuyla ilgili olarak bütün bileşenimiz olan kuruluşlara yazıyla da bu çağrımızı, davetimizi yapacağız. Teşekkürler. Ben de ilaveleri yapabilirim. Buyurun. TMMOB olarak bir yapmış olayım. Ben tabii şu anda burada var oluşum. Kent Polisi Yürütme Kurulu üyesi olarak. Şimdi bazı sorular geldi diye yapmak gerekmiyordum. Bizim elektrik mühendisler odası genel merkezinde bilgilerle ilgili diğer santralların teknik yönüyle ilgili bir açıklaması var. Şimdi üst üste çakışmaması için ben o açıklamayı sizlerle paylaşmadım. Önümüzdeki günlerde sizlere yazılı olarak bu açıklamayı da TMMOB koordinasyon kurullarına paylaşacağım. Orada da bizzat fondun en yakın meslek örgütü olan Elektrik Mühendisler Odası'nın mülklere yaklaşımı açık olarak belirtilmiş olacak. Sizlere göndereceğiz o açıklamayı. Teşekkür ederim. Arkadaşlar emeğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Sizin basit mesutları olarak sizin dostluğunuza gerçekten bu konuda ihtiyacımız var. Etkinliklerimizi eksiksiz bir şekilde kendi açımızdan da, kendi geleceğimiz açısından da, kendi çocuklarımızın geleceği açısından da takip etmenizi umuyoruz, diliyoruz. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizin de zaman haber verirsiniz.